Metörsük, senin de belirttiğin gibi Marmara Denizi'nde müsilaja karşı adeta bir seferberlik başlatıldı. Biz şu anda Körfez ilçesindeyiz. Hem Kocaeli Valiliği hem Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda şu anda hazırlıklar tamamlandı. Birazdan Çevre Bakanı'nın da katılımıyla, telekonferans yöntemiyle katılımıyla birazdan Marmara Denizi'nin hemen hemen her yerinde çalışmalar başlayacak. Bakın şu anda deniz temizleme araçlarını görüyorsunuz, gemileri görüyorsunuz. Deniz polisi dahi burada. Sadece biz bu noktayı gösteriyoruz ama Marmara Denizi'nin tamamında, İzmit Körfezi'nin birçok noktasında müsilaja karşı temizleme çalışması yapılacak. Hemen kameraman arkadaşım da göstersin. Şu an bizim bulunduğumuz bölgede çok yoğun var. Neredeyse Kocaeli'nin en fazla deniz salyasının bulunduğu bölge burası işte. Bu nedenden ise burası seçildi ve burada yoğun bir çalışma yapılacak. Zaten hemen kameraman arkadaşım göstersin. Aslında günlerdir İzmit Körfezi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de yapmış olduğu çalışmalar vardı. Bakın görüyorsunuz şu anda da zaten ekipler yerler ya deniz salyalarını işte denizin ortasından kıyıya doğru getirmeye başladılar. İşte kıyıda da bu ekipler tarafından toplanılacak. Bir yandan denizin altında da çalışmaların yapıldığını söyleyelim. Dalgıçlar da Kocaeli'nin bazı bölgelerinde dalgıçlar da denize girerek deniz altında da çalışmalar yapılıyor. Tabii onu da belirtmekte fayda var. Birazdan Çevre Bakanı açıklama yapacak. İşte o açıklamanın ardından start verecek ve Türkiye'nin en büyük deniz seferberliği de, deniz temizleme seferberliği de başlamış olacak. Bizim bulunduğumuz bölge Kocaeli'nin Körfez ilçesi. Bu bölgede en fazla deniz salyasının bulunduğu bölge. Şu an zaten hemen kameraman arkadaşım da deniz temizleme araçlarını da size gösteriyor. İşte adeta seferberlik başlamış durumda. Ekipler bu deniz salyasını denizden temizlemek için yoğun bir mesai harcayacaklar. İşte geçtiğimiz günlerde pazar günü Çevre Bakanı Kocaeli'ndeydi. İşte Sayıştay yapıldı 3 gün süren. İşte o Sayıştay sonrasında tüm Marmara bölgesindeki belediye başkanlarının valilerin katıldığı bir Sayıştay'dı. O Sayıştay sonrasında da ekipler, belediyeler ve valilikler koordinasyon yaptı ve 21 acil eylem planı belirlendi. İşte şu anda kameraman arkadaşım dalgıçları hemen dalgıçları gösteriyor. Şu an kameraman arkadaşım size bakın suyun altına giren dalgıçları görüyorsunuz. İşte sadece su yüzeyinde değil suyun altında da dalgıçlar tarafından çalışma yapılıyor. Bizim bulunduğumuz bölgenin dışında da dalgıçlar var. O şu anda Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar suyun altındalar ve suyun altına da inceleme ve çalışma yapacaklar. Tabii ki deniz salyası, müsilaj sadece deniz yüzeyinde tehlikeli değil, deniz altında da tehlikeli. İşte bunun görüntülerini de zaten yayınlamıştık. İşte sadece hem deniz yüzeyini hem de denizin altında da ekipler tarafından çalışma yapılacak. Gerçekten çok kötü bir görüntü ve şu anda da adeta bütün birimler seferber olmuş durumda. Şu anda diğer bir tarafta da deniz temizleme aracının çalıştığını görüyoruz. Kameraman arkadaşım onu da göstersin. Bakın deniz salyaları, müsilaj şu anda denizden nasıl toplanıyor? Gerçekten çok kötü de bir görüntü. Ve işte şu anda da ekipler tarafından toplanılıyor. Dediğimiz gibi pazar günü yapılan toplantıda Çevre Bakanı'nın katıldığı programda 21 acil eylem planı açıklanmıştı. Ve an itibariyle de o eylem planları hayata geçmeye başladı. Ve Marmara Denizi başta olmak üzere deniz salyasının görüldüğü, müsilajın görüldüğü noktalarda seferberlik ilan edildi. Evet, toparlamak gerekirse hem denizin yüzeyinde hem denizin altında bir yandan dalgıçlar, bir yandan diğer kurumlar Marmara Denizi'nin temizlenmesi için seferber olmuş durumda. En kısa zamanda müsilaj belasından kurtuluruz diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım. Hikmet Öztürk. Peki Marmara'daki müsilaj sorununun Bursa bölümünde durum nasıl? Haber muhabiri Necat Kırbulut ayrıntıları aktarmak üzere bizi bekliyor. Necat, seni dinleyelim. Evet, Bursa'da da bu yönde çalışmalar birazdan başlayacak. Gemlik Körfezi'ndeyiz. Marmara'daki o müsilaj Gemlik Körfezi'nin tamamını esir aldı diyebiliriz. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Hem gösterelim hem de ben anlatmaya çalışacağım. İşte bulunduğumuz marinada işler acısı görüntüyü en net gösteren görüntüler ne yazık ki müsilajda burada geniş bir şekilde yayılmış durumda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temiz Marmara için, temiz deniz için bir genelge göndermişti. Bakanlığın yanı sıra Marmara Belediyeler Birliği, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de düzenlenen Marmara Deniz Eylem Planı koordinasyon toplantısının hemen ardından 22 maddelik bir eylem planı açıklanmıştı. İşte o eylem planı harekete geçirdi ve şu an itibariyle
Bu saat itibariyle Marmara'da geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Tam 7 şehirde aynı anda temizlik çalışmaları başlayacak. Bu eylem planı kapsamında Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ile genelge gönderildi ve bugün itibariyle çalışmalar başladı. Marmara hepimizin sloganıyla çalışmalar yürütülecek. Seferberlikle birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği ve Gemlik Belediyesi Körfez'de temizlik çalışmalarını yürütecekler. İstanbul'da Pendik, Kocaeli, Karamürsel, Bursa'da Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da toplamda 7 şehirde kapsamlı bir çalışma yürütülecek. Peki müsilaj neden bu kadar yayıldı ve bunun nedeni ne? Onunla ilgili de İstanbul Üniversitesi Fakültesi'nde bir araştırma yapıldı. Yapılan laboratuvar çalışmalarının sonunda deniz salyasının ilk incelenmesi de tamamlandı. Salya tek hücreli canlı türlerinin neden olduğu anlaşıldı. Ancak bu 2007-2008 yılındaki salyalardan çok daha farklı canlılar da içeriyor. Bu ortaya çıkmış oldu. Tek hücreli canlıların müsilajı arttırmada büyük rol oynadığı ortaya çıktı. Tabii pandemi sürecinde evlere kapandık. Fazlasıyla deterjan kullanımı arttı. Bunun da etkileri olduğunu söylüyor bilim insanları. Şu an itibariyle de Nevruz şöyle görelim. Bulunduğumuz marinanın tamamıyla etrafı dolmuş durumda. Hemen ileride burula şahit bir deniz temizleme araçlarını görüyoruz. Onlar birazdan harekete geçecekler ve denizi temizlemeye başlayacaklar. Ancak ne yazık ki durum içler acısı. Şöyle biraz yakından görelim. Nevruz şöyle gel. Şöyle gel. Şu müsilajı görelim. Bakın. Bu denizin üstü, altı çok daha vahim durumda. Dalgıçlar daldılar, raporlarını tuttular. Ama şunu söyleyelim, deniz canlılarını fazlasıyla etkileyen bir müsilaj yoğunluğu var. Ne yazık ki bölgede, bakınız tamamıyla denizin altı da bu müsilajlarla dolmuş durumda. Şöyle ilerleyelim Nevruz, şöyle ilerleyelim. Her yerde hem balıklar hem de deniz altındaki canlıları etkileyen bu müsilaj tabakası her yere yayılmış durumda. Ancak işte bunun önüne geçilebilmesi için de çalışmalar yürütülüyor. 7 şehre genelge gönderildi. Marmara'ya kıyısı olan o 7 ilde genelge gönderildi. O genelge kapsamında hem Bursa Valiliği hem de Bursa Büyükşehir Belediyesi ve deniz temizleme araçlarıyla bölgede temizlik başlatılacak diyelim. Sözü Gemlik'ten merkeze bırakalım. Necat, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu için yeni bir yöntem daha deneniyor. Daha önce atık suyun arıtılması ve geri dönüşümü konusunda kullanılan reaktif oksijen tüpleri ve soğuk atmosferik plazmalar çalışması şimdi müsilaj için deneniyor. Sözü A Haber muhabiri Pınar Özenç ve konuğuna bırakacağız. Pınar. Marmara Denizi'nin akciğerlerindeki müsilaj tehlikesi tüm Türkiye'nin gündeminde. Bütün yetkililer tüm imkanlarıyla seferber oldular. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Lokman Hakan Tecer de bir proje geliştirdi. Bu müsilajı yenmek için, kurtulmamız için, denizlerimizin yeniden nefes alması için. Peki nedir bu proje? Hemen hocamızdan dinleyelim. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle şöyle belirteyim, bu bir ekip çalışması. Namık Kemal Üniversitesi ve sanayi işbirliğiyle uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir teknolojiydi bu. Cold atmosferik plazma, soğuk atmosferik plazma teknolojisiyle reaktif oksijen üretmeyi başardık. Yeni bir şey değil bu, yani en azından son birkaç günde gündeme geldi ama biz bunun üzerinde 3-4 senedir çalışıyoruz. Evet. Neticede biz bu teknolojiyle atık su arıtılması ve suyun geri kazanımı üzerinde çalışmalar yapıyorduk. Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi Marmara Denizi'ndeki müsilaj bütün ülkenin gündemi olunca bu Marmara Denizi'ndeki müsilajlarla alakalı bu teknolojiyi nasıl kullanabiliriz? Teknolojiyle müsilaj sorununu nasıl ortadan kaldırabiliriz diye son bir hafta 10 gündür çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sorunu ortak çözeceğiz çağrısıyla YÖK Başkanımızın, üniversite rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mimi Şahin'in görevlendirmesi ve destekleriyle bütün başka projelerimizi de bıraktık. Sadece Marmara Denizi'ndeki bu müsilajın giderilmesi ve bertaraf edilmesi üzerine çalışıyoruz. Aldığımız sonuçlar umut verici, onu söyleyebilirim. Biraz önce bu müsilaj, canlı müsilaj numunesini Tekirdağ Barbaros sahillerinden getirdik. Şimdi içerisine bu plazmada ürettiğimiz reaktif oksijen
Bu plazmada ürettiğimiz reaktif oksijen üretimi projesi. Evet. Yani siz müsilajlı suya oksijen basıyorsunuz değil mi? Reaktif oksijen diyelim. Soluduğumuz oksijen değil bu. Soluduğumuz oksijeni atmosferden alıyoruz. Plazma içerisinde yüksek bir elektriksel alan içerisinden geçirerek bunu reaktif hale getiriyoruz. Reaktif oksijen soluduğumuz oksijenden yüzlerce kat daha aktif olan, insana da zarar vermeyen, canlıya da zarar vermeyen bir gaz. Daha kuvvetli bir oksijen. Evet, oksidasyon potansiyeli çok daha yüksek. Organik maddeleri parçalıyor ve karbondioksit de suya dönüştürüyor, mineralizasyon gerçekleştiriyor. Dolayısıyla tamamen deniz ortamındaki müsilajlar da bir organik madde olduğu için, evet, biliyorsunuz fitoplanktonların salgıları bu. Herhangi bir toksik madde değil, organik madde. Organik maddeyle bizim reaktif oksijen tepkimeye girerek parçalanma meydana geliyor. Dolayısıyla muazzam miktarda bir hacim azalması gerçekleşiyor. Daha önemlisi, biliyorsunuz bu deniz salyası deniz ortamındaki çözülmüş oksijeni tüketiyor. Hem tüketiyor hem de çözülmüş oksijenin kazanım yollarını kapattığı için deniz ortamında çözülmüş oksijen azalıyor. 2 miligram bölü litrenin altına düştüğü zaman ortamdaki canlılık tehlikeye giriyor. Balıklar yaşayamıyor. Her zaman söylüyorum, çupra 5-6 miligram bölü litrelik bir çözülmüş oksijende ancak yaşayabiliyor. Dünkü aldığımız numunelerde müsilajlı kaplı olan deniz sularında çözülmüş oksijen miktarı ne kadardı biliyor musunuz? 0,8 miligram bölü litre. Biri bile değil, birinin de altında. Dolayısıyla deniz salyasının olduğu yüzeyde ve derinlerde artık canlılığın devam edeceği bir oksijen miktarı kalmamış durumda, tükenmiş durumda. Bu bile tek başına Marmara Denizi'nin ölü deniz haline gelmesi için yeterli bir sebep. Teknolojiyle, bunu söyleyeyim, cümlemi tamamlayayım, önemli burası. Bu reaktif oksijenle hem organik yapıda olan deniz salyasını, müsilajını parçalayarak bertaraf ediyoruz. Hem de denizin yeniden oksijen kazanmasını sağlıyoruz. 0,8 miligram bölü litre olarak getirdiğimiz müsilajlı deniz suyundaki oksijen seviyesini yaklaşık 1-1,5 saat veya 2 saatlik sürelerde biz 13-14 miligram bölü litrelere kadar çıkardık. Ki bu tatlı sularda dahi zor bulunabilen bir oksijen miktarıdır. Hocam hemen şunu tabii ben merak ediyorum. Bunu burada çok güzel uyguluyoruz. Bu tarafta hanımefendinin yan tarafında bir oksijen makinesi var. Reaktif oksijen, evet, cihazı. Buradan oksijen geliyor bu kablo aracılığıyla değil mi hocam? Evet. Velhasıl biz bu pet şişe içinde bunu uyguluyoruz ama denizde nasıl uygulayacağız? Burada müsilajlı bir su var. Evet, bunun içine bu işlem uyguluyor. Temizlendiğinde ne hale geliyor? Bu hale geliyor. Yani müsilaj artık dibe çöküyor. Aynen. Suyun içi. Müsilajın dibe çöktüğünü söyleyemeyiz. Müsilaj çözünüyor. İçindeki evet, bu yosunlar ve inorganikler dibe çöküyor. Ama ortamdaki müsilajın çoğu parçalanıyor. Dibe çökme diye bir şey yok. Evet, şu anda bu bir görselde öyle olduğu için. Gibi. Evet, çözülüyor. Şu ilk başta müsilajlı suyumuz bu haldeydi. Bunu 3-4 saatlik bir reaktif oksijene tabi tuttuk. Başka herhangi bir işlem yapmadık. Herhangi başka bir kimyasal koymadık, katmadık. Sadece oksijenlendirmeyle, bizim reaktif oksijenimizle uygulamamızın sonunda gördüğünüz gibi normal deniz suyu berraklığına kavuştu. Bunun içerisinde oksijen miktarı, çözülmüş oksijen miktarı da muazzam derecede arttı. Peki bunu denizimize nasıl uygulayacağız? Bizim de cevap aradığımız soru bu tam olarak. İşin zor kısmını başardığımızı düşünüyoruz. Müsilajı çözebiliyoruz, organik maddeyi parçalayabiliyoruz. Denize oksijen kazandırabiliyoruz. Bunu devasa bir Marmara Denizi'ne nasıl uygulayacağız? Ve bu sürdürülebilir bir çözüm olarak karşımıza duracak mı? Sürdürülebilir olduğundan kuşkumuz yok ama Marmara Denizi için ne kadarlık bir reaktif oksijen üretmemiz gerektiği, ne kadar sürelerle, hangi yöntem ve mekanizmalarla o Marmara Denizi'ne dozlamamız gerektiğini çalışıyoruz. Yeni başladık. İşin büyük bir kısmını, teorik kısmını hallettik. Geri kalan Marmara Denizi'ne uygulaması olacak. Yani sabit noktalardan reaktif oksijen verilmesi mümkün olabilir. Gezen şeylerle, gemi ve arkasındaki dubalar vasıtasıyla reaktif oksijen denize kazandırılması mümkün olabilir. Hatta ve hatta arıtma tesislerinin çıkışlarına atık sularını, arıtılmış sular denize deşar edilmeden önce biz reaktif oksijenle suyu reaktif hale getirip daha sonra bunu denize difüze ettiğimizde, deşarj ettiğimizde dahi oradaki müsilaj sorunu çözülmüş ve deniz suyu oksijenlendirilmiş olacak. Dediğim gibi bu da bizim çözmemiz gereken, cevap aradığımız tam olarak sorular bunlar. Bunun için üniversitemizin imkanlarıyla,
devletimizin ve hükümetimizin katkılarıyla bu konunun uygulanabilir proje haline dönüştürülmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ama öncelikle laboratuvar ölçeğinde aldığımız veriler ışığında bir hesaplama, bir projeksiyon, bir projelendirme gerçekleştirebileceğiz. Bu bilmediğimiz bir konu değil. Yani oksijenlendirebiliriz denizi. Ama bizim ilk bulgularımız deniz salyasının parçalanarak denizin oksijenlendirildiği konusunda umut verici sonuçlara ulaştık. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı, aynı zamanda kendisi de tabii ki bir çevre mühendisi hocamız Profesör Doktor Lokman Hakan Tecer'den aldık bilgileri. Söz tekrar stüdyoda.